Merhaba arkadaşlar. Bugün uzlaştırmada açıklamalı tebligat, istinabe ve sekbis usullerini inceleyeceğiz. Hem uygulamada hem de sınavda işimize yarayabilecek bir konu. Öncelikle açıklamalı tebligat. Bu hangi suretle yapılıyor, nasıl yapılıyor? Onlara bir göz atalım. Taraflara iletişim araçları ile ulaşılamaması veya taraflara telefon ile ulaşılıp ancak süreci sonuçlarını anlatılmadığı takdirde büro aracılığıyla uzlaşma teklifi açıklamalı tebligat yoluyla yapılır. Yani hem ya tarafa ulaşamayacağız ya da tarafa ulaştık ama açıklayamadık. Yani taraf kabul etmediyse, direkt kestirip attıysa konuyu büro aracılığıyla açıklamalı tebligat yapmamız gerekiyor. Bu husus teklif formu ile birlikte tarafların hakları, uzlaşmanın mahiyeti ve sonuçları, temel ilkeler, uzlaşmanın sağlanması durumunda herhangi bir ücret ödenmeyeceği gibi hususların anlatıldığı davet mektubu ile birlikte uzlaştırma bürosuna verilir ve büro aracılığıyla gönderilir. Uzlaştırma bürosu haricinde yapılan tebligatlar, kargo, iade, taahhütlü, posta gibi yollar ile yapılanlar geçersizdir, kabul edilmez. Yani daha hızlı olsun diye ben kargoyu vereyim ya da iadeli taahhütlü postayı vereyim gibi bir husus söz konusu değil. Peki büro bunu hangi yolla yapıyor, nasıl yapıyor? Bu da Tebligat Kanunu 7.7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre yapılıyor. İlk olarak uzlaştırma bürosu aracılığıyla öncelikle kişinin bilinen son adresine, yani dosyada yer alan adrese Tebligat Kanunu madde 10'a göre tebligat yapılmalıdır. İade gelmesi durumunda bu defa tebligat parçası üzerinde Mernis adresi olduğu ve 7.201 sayılı kanunun 21'e 2. maddesi uyarınca işlem yapılır. Bu şekilde yapılması yeterli ve zorunludur. Yani bu hususta öncelikle dosya geldi, tarafa ulaşamadık diyelim. Tebligat göndermemiz gerekiyor. Büroya başvurduk. Davet mektubumuzu yazdık. Teklif formumuzu verdik büroya. Büro ilk başta tebligat kanunu madde 10'a göre gönderdi ama o dosyada yer alan adreste yoktu. Geri geldi diyelim. Bu sefer o adresteki tebligat parçasının üzerine 21'e 2 yani 7.201 sayılı kanunun 21'e 2 maddesi şerhi düşülerek İkinci bir tebligat yapılıyor. Bu sefer gitti. Gittiğinde hem kapısına işte böyle yapıştırmalı şey görürsünüz. Görmüşsünüzdür belki. Kapısına bir parça yapıştırılıyor. Diğer parça da mahalledeki artık muhtara ya da komşusuna ya da başka bir şekilde bırakılarak genelde muhtara bırakılıyor. Bu şekilde yapılmış oluyor. Ve bu şekilde yapılması yeterli ve zorunluymuş. İstinabe sureti. Teklif istinabe suretiyle yapılması için tarafların uzlaştırmacının görevlendirildiği uzlaştırma bürosu görev alanı dışında ikamet etmeleri halinde uzlaşma teklifi istinabe yoluyla yapılabilir. Yani siz Ankara'dasınız ama taraf diyelim ki Yozgat'ta, sizin görev alanınızın dışında böyle bir durumda olursa istinabe sureti yapılması gerekiyor. Uzlaştırma bürosu aracılığıyla yapılır. Burada büro aracılığıyla tarafın bulunduğu yer istinabe bürosu ile yapılır. Yani tarafın bulunduğu yerdeki istinabe bürosuna gidiyor. Bizim bulunduğumuz büro aracılığıyla. Bu evraklar UYAP sistemi üzerinden gönderilir. Tarafın kimlik kontrolü orada bulunan istinabe bürosu aracılığıyla yapılır. Uzlaştırma müzakereleri sonuçlanmış ise uzlaşma teklif formu ve uzlaştırma raporu bir arada gönderilebilir. Ayrıca istinabe bürosu tarafları telefon, SMS, faks gibi yollarla çağırabileceği gibi açıklamalı tebligat ile de çağırabilir. İstinabe suretiyle yapıldığında. Sekbise değinmeden önce Türk Medeni Kanunu'na göre 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası alan hükümlülere vasi ataması yapılır ve teklif vasisine yapılır. Bu Medeni Kanun'da geçen bir maddedir. Bunu bilelim. Sekbis ile ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu veya hükümler ile irtibat kurabilmek için uzlaştırmacının uzlaştırma bürosu
uzlaştırma bürosuna talepte bulunması gerekir. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumu İdaresinden talepte bulunması suretiyle SEKBİZ ile görüşme sağlanabilmektedir. Yani hem SEKBİZ ile teklif de yapabiliriz, teklif de yapabiliriz, müzakere de yapabiliriz. Burada da şöyle değindim. Hem teklif hem müzakereler SEKBİZ ile yapılabilir. Ancak müzakerelerin gizliliği gereği müzakereler kayda alınamaz. Teklifi kayda alınabilme imkanı var ama bildiğiniz üzere müzakerenin gizliliği söz konusu olduğu için kayda alınmaz. Böyle bilelim. Bir de bu hususlara değinmişken uzlaşma teklifi kimlere yapılır diye şöyle bir tablo hazırladım. Bunları da kısaca bahsedeyim, hatırlayalım. Suç yani ceza sorumluluğu için suçun işlendiği tarihteki yaşa bakılır ama teklif için teklif tarihindeki yaşa bakılır. Bu hususa da değinmiş olalım ve tabloyu inceleyelim. Tabii ki burası suça sürüklenen çocuklar için kastetmiş olacağım. Zaten mağdur çocuklar olursa her türlü kanun temsilcisine ya da 18 yaşından büyükse mağdur kendisine her zaman teklif yapılır yani uzlaşmaya gidilir yani öyle diyeyim. Suça sürüklenen çocuklar için kastediyorum burada. 0-12 yaş aralığında suça sürüklenen çocuğun ceza ehliyeti yoktur. Onun için herhangi bir uzlaştırma işlemlerine gidilmez. 12-15 yaş arası suça sürüklenen çocuklarda önce sosyal inceleme raporu istenir. Bunun doğrultusunda eğer ki uzlaşma yoluna gidilebiliyorsa kanun temsilcisine teklif yapılır. 15-18 yaş arası çocuklarda suça sürüklenen çocuklarda teklif kanun temsilcisine yapılır. Burada sağır ve dilsizlerde yani suça sürüklenen çocuk olup hem de sağır ve dilsiz olanlarda şu yaş sınırlarına 12, 15, 18 dedik ya 15, 18, 21 diyeceğiz yani üst sınırları 3 yaş eklemiş olacağız. 0-15 yaş sağır ve dilsiz yani burada normalde kitaplarda 12 falan yazar ama takılmayın yani ona. Yani sonuçta 15 yaşından küçük sağır ve dilsiz diyelim. 15 yaşından küçük ve sağır dilsizlerde ceza ehliyeti yoktur. Yani herhangi bir uzlaştırma yoluna gidilmez. 15-18 yaş sağır ve dilsiz çocuklarda sosyal inceleme raporu istenir. Onun mahiyetinde sonucunda kanun temsilcisine teklif yapılır. 18-25 yaş arası sağır ve dilsizse kendisine teklif yapılır. Buna dikkat edin. Burayı çok düşürebilirler. 18 yaşından küçük olup evli ise yani ergin sayılır, reşit sayılır evli olması yine kendisine teklif yapılır. Hükümlü veya tutuklularda gene bahsettiğimiz gibi Türk Medeni Kanunu'nda geçer. Bir yıldan uzun süreli hapiste ise vasi ataması yapılır ve teklif vasisine yapılır. Ancak şöyle bir husus var. Eğer ki şartlı salıverilmişse yani şüpheli ya da sanık dışarıda ise zaten kendisine de yapabilirsiniz teklifi. Buna dikkat edin. Sorularda genelde düşürürler yani bu tarz şeylere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.